tahliyesini merak ediyoruz. Alto az önce sıcağı sıcağına bağlandığımızda henüz yolcular tahliye edilmemişti. Nedir son durum? Evet, yolcular halen daha tahliye edilemedi. Çanakkale'nin Lapsek ilçesine bağlı Çardak beldesindeki bu arkamda görmüş olduğunuz iskeleden saat 12'de hareket etti Aydın Kaptan isimli arabalı feribotu. İçerisinde yolcular ve araçlar da var. Yaklaşık 5 dakika sonra hareket ettikten 5 dakika sonra kum topuzu diye adlandırılan limanın hemen burun kısmındaki kum birikintilerine oturdu gemi. Ve yaklaşık 1 saatten beri de gemi burada olay yerinde. Şu anda kıyı emniyetine ait erken tahliye botu bölgeye geldi. Ancak o da gemiye yanaşamadı şiddetli fırtına nedeniyle. Yolcular da şu anda bazıları geminin dışına çıkmış durumdalar. Onlar da meraklı gözlerle kurtarma operasyonunun ne zaman başlayacağını bekliyorlar. Dediğimiz gibi çok şiddetli bir fırtına söz konusu. Saatlik hızı zaman zaman 75 kilometreyi buluyor Kuzey Ege'deki fırtınanın. Bu yüzden dolayı da Gökçeada ve Bozcaada'ya sabah saatlerinden beri seferler düzenlenemiyordu. Az önce de GESTAŞ tarafından bir açıklama daha yapıldı. Gelibolu-Lapseki arabasındaki arabalı vapur seferleri fırtına nedeniyle süreli bir şekilde iptal edildi. Dediğimiz gibi Aydın Kaptan isimli arabalı feribotu ise Çardak'tan saat 12'de Gelibolu'ya gitmek üzere hareket etmişti. Hareketinden kısa bir süre sonra da fırtına nedeniyle kum birikintilerinin olduğu noktada karaya oturdu ve yolcular şu anda kurtarılmak için bekliyorlar deyip sözü tekrar size aktaralım.